Muhammed Akif 1930'lu yıllarda şöyle bir kıta yazıyor. Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince, günler şu heyulayı da elbet silecektir. Rahmetle anılmak ebediyet budur ama sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecektir? 1930'lu yıllar bilindiği gibi Mehmet Akif'in Mısır'da yaşamak zorunda kaldığı yıllardır. Memleketinden uzaktır. 1908 ile 1922 yıllar arasında Mehmet Akif bu ülkeye hem şiiriyle, eseriyle hem de fiilen üzerine ne gibi vazifeler düşmüşse onları yaparak hizmet etmiştir. Bu 14 yıl adeta 100 yıl yapılabilecek hizmetin sığdırıldığı bir dönemdir. Mehmet Akif biliyorsunuz gençlik için Asım diye bir karakter şiirlerinde ortaya koymuştur. Bu adeta diyebiliriz ki o zamanın şartlarında ortaya çıkmış bir genç tipidir. Nasıldır bu genç? Bu genç gerektiğinde okulunu bırakıp, üniversiteyi bırakıp cephede savaşmaya giden bir gençtir. Hem maddi olarak güçlüdür, hem manevi olarak mücehhez bir gençtir. Yani donanımlı bir gençtir. Bilgi sahibidir, maneviyatı kuvvetlidir, pazusu da kuvvetlidir. Mehmet Akif işte bu genci Çanakkale Muharebelerine katılan, orada yararlılık gösteren, savaş bitince de İstanbul'a dönen ve İstanbul'da da o günün şartlarında, savaş şartlarında ortaya çıkmış olan bozukluklarla mücadele etmeye çalışan bir tip olarak bize çizer. Sonra bu karakteri o gün için yapmakta olduğu işlerden alıkoyup asıl vazifesine, yani tahsilini tamamlamaya Avrupa'ya gönderir. Tabii muhayyel bir tip olmasına rağmen döneminden seçilmiş olan Asım karakteri aslında kendisinden sonraki bütün gençler için model olabilecek bir karakterdir. Bugünün gençleri de eğer Asım okurlarsa o heyecan verici ibarelerle karşılaşırlar ve kendilerini birer Asım gibi görebilirler.